Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Texture Pack inceleme videosu ile karşınızdayım. Ve bu inceleyeceğimiz Texture Pack'in ismi Dragon Dance arkadaşlar. Dragon... Madem Dragon'u İngilizce söylüyorum, dansı niye Türkçe söylüyorum değil mi? Ejderha dansı, Dragon Dance denilen bir şey. İşte tam telaffuz edemiyorum, şuradan görürsünüz. Zaten bu videonun açıklama kısmında da indirme linki olur. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, bu Texture Pack... Tıpkı Kingcraft gibi ağırlıklı olarak mimari ve oynanış için dizayn edilmiş. Yani yaratıklarda ya da dost canlısı yaratıklarda ya da zararlı yaratıklarda, düşman birimlerde falan herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Öncelikle sizlere bir etrafı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi birazcık cıvıl cıvıl bir Texture Pack diyebilirim. Şu an için saatimiz gündüz olmadığından dolayı sanırım bir sorun yaşıyoruz. Böyle etraf aydınlık gözükmüyor ama... Yağmurdan dolayı Texture Pack'imiz diğer Texture Pack'lere nazaran cıvıl cıvıl bir Texture Pack arkadaşlar. Şey yani böyle daha renkli bir Texture Pack. Suyun görüntüsü falan bilmiyorum yani, normal bence. Abi işin açığını söyleyeyim mi size? Dışarıdaki dış dünyayı etkileyecek pek fazla şey yok. Onu belirteyim yani. Dış dünyayı etkileyecek pek fazla şey yok. Asıl iş mimaride arkadaşlar. Asıl iş iç yapılarda. Gördüğünüz gibi işte çiçekleri falan bayağı bir düzeltmişler. Çiçeklerde bir değişiklik yaşanmış. Aynı zamanda hani kapıların tasarımında, efendime söyleyeyim duvarların dizaynında falan bir değişiklik olmuş bu kaynak paketinde. Ama ve lakin hiçbir yaratıkta, hiçbir şeyde değişiklik olmamış. Tavşan aynı tavşan, domuz, kuzu, inek, tavuk, köylü falan hepsi aynı arkadaşlar. Hepsi aynı ve şimdi dilerseniz oyunu barışçıldan çıkarıp kolaya alalım ve bir diğer yaratıkları deneyelim abi. Örneğin bir zombi alalım hocam. Zombi domuz adam çağıralım, zombi çağıralım. Creeper çağıralım. İskelet çağıralım. Bir de örümcek çağıralım abi. Bir de örümcek çağıralım bakalım. Abi şimdi bunların görünümünde bir değişiklik var mı? Bak kılıç güzel sadece. Creeper, iskelet, örümcek. Hiçbirinin görünümünde bir değişiklik yok abi. Al barışçıla, bunlar bir uçsun gitsin. Çünkü zombi direkt kapıyı kırmaya gidiyor. Zombinin elindeki kılıçtan da gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak kullandığımız aletlerde değişiklikler mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın fırınımızın görüntüsü bu şekilde. Crafting table'ımızın görüntüsü bu şekilde. Yine crafting table'ın görüntüsü tek taraflı yapılmış. Yani burası arka tarafı bize gelecek şekilde duruyor. Keşke her tarafını aynı motifte dizayn etseler. Fırınımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırının tasarımı gayet hoş. Yatak bu şekilde ve gördüğünüz gibi zemindir, duvardır, torçlardır falan bu şekilde. Öncelikle bir şuradaki yapı malzemelerine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişiklik ağırlıklı olarak yapı malzemelerinde yapılmış. Geri kalanlarda pek bir değişiklik yok. Çiçek böcekte bayağı değişiklik yapılmış arkadaşlar. Çiçeklerde falan değişiklik yoğun olarak dikkatimi çekiyor. Başka pek bir şeyde değişiklik olmamış. Ondan sonra gelelim efendim buraya, yiyecekler kısmına. Yiyecekler kısmında da hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Yiyecekler aynı. Gördüğünüz gibi ama aşağıda HUD değişmiş, yani arayüz değişmiş. Bakalım. Zırhlar da aynı ama materyallerde değişiklik var arkadaşlar. En azından materyallerin cevher hallerinde ve blok hallerinde değişiklikler var. Dilerseniz bu değişiklikleri sizinle bir gözlemleyelim. Efendim kömür bloğu normal, bizim bildiğimiz kömür bloğu. Kömür cevheri ise bu şekilde dizayn edilmiş. Güzel mi? Madende ayırt edilebilir mi? Ayırt edilebilir abi, gayet hoş. Demir bloğu bu şekilde. Bak demir bloğunun bu şekilde olmasını sevdim abi. Demir peki içeri nasıl hapsedilmiş? Böyle hapsedilmiş. Bu şekilde hapsedilmesi, yani demir cevherinin taşın içine işlenmiş hali bu. Güzel. Altın bloğu bu şekilde tasvir edilmiş ki gayet güzel. Üzerindeki sembolün ne anlama geldiğini bilmesem de. Altın da böyle abi. Altın kolay anlaşılır mı? Zannetmiyorum. Elmas bloğumuzun... Elmas blok mu bu? Pardon. Elmas cevherinin işleniş şekli böyle. Bu da elmas blok abi. Elmas blok. Beğendim yani elmas bloğu. Ya genel olarak zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bloklar üzerine çalışılmış abi. Genel olarak bloklar üzerine çalışılmış. Hani zaten gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde...
Diğer materyallerde bir değişiklik olmamış. Neyse efendim, silahlar kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi silahların süreci gayet güzel bir şekilde işlenmiş arkadaşlar. Odun, taş, demir, altın ve elmasa geçişler gerçekten çok güzel işlenmiş. Bakalım abi, elimizdeyken bir görelim. Bu taş kazma abi, taş balta pardon, taş balta. Yani taş balta olduğu her açıdan belli oluyor. Taşa geçtiğinde şey, tahta balta taşa geçtiği zaman taşın hani tahtanın ucuna ballandığı falan belli oluyor. Demir balta da direkt Vikinglerin olayına geçiş yapılmış abi sanki. Sizce de öyle değil mi? Direkt Vikinglerinki gibi yapılmış. Altın balta bu şekilde ve elmas balta bu şekilde abi. Elmas balta ile altın balta arasındaki tek fark şu aşağıdaki çizgi ve herhalde ortasındaki şey abi, ortasındaki nesne. Bence gayet güzel ya. Bence gayet güzel. Bu modun şey tasarımları hoş. Gerçekten tasarımları hoş. Altın buraya, demir buraya, elmas da buraya. Kazmalardaki değişikliğe bakalım abi. Kazmalardaki değişiklik de ilgimi çekti. Bu sefer sanırsam tüm materyallere bakacağız ya. Gerçekten ilgimi çekti çünkü. Tahta kazma, taş kazma, demir kazma, altın kazma sanki birazcık oraka benzememiş mi abi? Hani çim biçmekte kullanılan oraklar var ya, sanki oraklara benzemiş gibi. Bu da elmas kazma. Ya dediğim gibi bunlar şeyden ziyade böyle hani nasıl söyleyeyim size, çizimlerde falan Azrail'in silah olarak tasvir edilen orak benzeri şeye benzemiş bence. Yanlış düşünüyor da olabilirim ama bence bunlar kazmadan ziyade silaha benziyor abi. Bak şunun kazma olduğunu anlarsın. Bunlar tamam mı? Tam kazma ama bunlar silaha benzemiş sanki. Ama güzel. Tasarım güzel yani. Tasarıma sözüm yok. Yalnız silaha benzediği gerçeğini hiçbir şey değiştirmiyor abi. Silaha benziyor. Neyse efendim. Hadi bakalım. Bu sefer de küreklerimize bakalım. Küreklerde ne gibi değişiklikler var? Küreklerde ne gibi şeyler var? Bunları gösteriyorum ağırlıklı olarak. Çünkü gördüğünüz gibi zırhlarda hiçbir değişiklik yok. Ama materyallerde bayağı değişiklik yapılmış. Özellikle kılıçların çok ilgimizi çekeceğini düşünüyorum. Kürekten ziyade çorba kasesine, çorba kepçesine benziyor gibi. Bak burada kürek olduğu belli oluyor, tamam mı? Taş kürekte kürek olduğu belli oluyor ama burada sanki çorba kasesi gibi ya, çorba kepçesi gibi yani. Bakalım, demir küreğimiz bu şekilde, altın kürek bu şekilde. Altın kürek böyle hani kürekten ziyade sanki asaya benzemiş abi. Büyücünün asası gibi böyle. Elmas kürek ha, birazcık küreği andırıyor da bu tam hani büyücü asasına benzemiş. Etrafındaki kıvrımlar olsun şey olsun, sanki büyücü asası görevini vermiş yani, büyücü asası görüntüsünü vermiş gibi. Efendim şunu şuraya getirelim. Şimdi de kılıçları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ha bir saniye, ben kendim de çok kıstım galiba sesi, hiçbir şey duyamıyorum da. Bir ona şaşırdım yani, dedim acaba neden hiçbir şey duyamıyorum diye. Kendim de çok kısmışım sesi, şöyle kamerayı azıcık aşağı indireyim. Şimdi de kılıçları inceleyeceğiz arkadaşlar. Kılıçlar gerçekten çok çok hoşuma gitti. Özellikle elmas kılıca falan bayılacağız gibime geliyor abi. Hemen bakalım abicim kılıcımıza. Ya kılıçtan ziyade hani ağaç dalı gibi kendini savunmak adına yapıldığı belli. Böyle estetikten ziyade şu an sadece işlevselliği var. Taş kılıca geçtiğimiz zaman birazcık daha kılıç olduğu belli oluyor. Elmasa geçtiğimiz zaman adam bir savaşçıya dönüşüyor abi. Adam bildiğin bir savaşçıya dönüşüyor. Keşke bu materyallere verilen uğraş birazcık da kostümlere verilseydi, birazcık da zırhlara falan verilseydi gerçekten 10 numara durabilirdi. Direkt elmasa geçtik ama elmas kılıç ne kadar güzel abi. Elmas kılıç gerçekten çok hoş arkadaşlar, çok güzel. Ve altın kılıç abicim. Altın kılıç güzel de elmas kılıç daha güzel. Bak burada elmas kılıç benim gönlümü fethetti abi. Benim kalbimi fethetti. Elmas kılıç gerçekten çok çok hoş durmuş bence. Neyse efendim, şey yapalım, bunları da bir yerine bırakalım. Bu arada diğer chest'i de görmüş oldunuz abi. Oyunda tohumlara falan da herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmamış. Oraklara bakmamıza gerek var mı ya? Sadece şu altın çapa ilgimi çekti benim. Çapadan ziyade başka şeye benziyor gibi çünkü. Pardon, yine elim yanlış tuşa geldi. Böyle çapa mı olur abi? Çapadan ziyade çatala benziyor gibi. Bak şu çapaya benziyor ama öteki çatala benziyor gibi. Neyse. Zaten
bu çapalarla alakalı o kadar ayrıntıya girmelerini beklemiyordum. Sadece tohumların falan ayrıntısı değişmiş abi. Geriye kalan her şey aynı. Yani baktığınız zaman bu Dragon Dance tekşür peki birazcık mimariye yönelik bir tekşür pek bence. En azından ben öyle düşünüyorum. Hani altından taht falan. Altından taht olmaz gerçi. Hani altın materyalli çünkü hani kılıç olarak tasvir edildiği için kılıç diyorum pardon şey altın blok. Anahtar olarak tasvir edildiği için pek kullanışlı olmaz gibi. Camlar nasıl abi? Sanırsam camlara özen gösterilmiş burada. Camlar nasıl? Şöyle bir camlara bakalım abi. Beyaz cam, eflatun cam, açık mavi cam falan. 7, 8, 9. Camlar sanki şey ya daha bir özenli yapılmış gibi. Aynen abi camlar daha bir özenli yapılmış. Bakar mısınız? Ben en çok şu 2 numaradakini beğendim. Hatta bu evi 2 numaralı camla döşeyelim de diğer tekşir pek de çok çirkin gözükebilir. Neyse o zaman duruma göre değiştiririz abi. Şuna bakar mısın ya 2 numaralı cam bence daha güzel oldu. 10 numara oldu hatta buraya. Dediğim gibi diğer tekşir pek incelemelerinde nasıl gözükür bilmiyorum da bence 10 numara durdu yani bu tekşir pekte. Çok güzel değil mi abi ya? Ben beğendim şahsen. Başka nelere özen gösterilmiş? Onlara da bakacağım abi gözümden kaçan bir şey var mı diye. Hani sonuçta ben tekşir pekleri birebir incelemiyorum abi. Yüzeysel olarak inceliyorum. Yani aşağı yukarı yüzeysel olarak. Acaba bir saniye kazış efektinde falan bir şey var mı? Hani adamlar o kadar değiştirmiş, o kadar şey eklemiş de kazış efektinde, vuruş efektinde falan bir değişiklik var mı? Onlara bakalım abi dilerseniz. Her şeyin elmas olanından alalım. Hepsinin elmasını alalım. Bir şey yapalım abi. Game modu survival'a alalım. Bir gidelim bakalım. Acaba kazmada falan bir değişiklik var mı? Yok abi. Aynı şekilde parçalanıyor. Hani bazı tekşir peklerde saniye sayımı falan oluyor ya. Geri sayım gibi oluyor böyle. Bekliyorsun sen şey yapılmasını falan. Bak odunun kesiliş biçimi hoşuma gitti diyebilirim. Güzel. Dövüş animasyonu nasıl olacak acaba? Onu merak ediyorum. Kendi yaratıklarımıza zarar vermeyelim abi. Dışarıdan bir tavşanı keselim misal. Vuruş animasyonunda ne gibi bir değişiklik yapılabilir ki? Zannetmiyorum. Zaten boyutu bayağı düşük arkadaşlar. Boyutu bayağı düşük tekşir pekin. Yani çok büyük beklentilerin içerisine girmeyin. Ama kazma efekti falan da güzel ya. Genel olarak zaten bu hani çatlama efekti gibi bir şey kullanılmış abi. Hani genel olarak kazmadan ziyade çatlatıyor gibi. Böyle çatlaklar ortaya çıkıyor falan. Granitlerde hiçbir değişiklik yok tabii ki. Granitler armut gibi kalmış abi ortada. Granitler armut gibi kalmış ortada. Ekim yapacak olsak misal. Aa, bak bunu beğendim abi. Ekim yapacak olsam bu şekilde ekeceksin yani. Bunu beğendim. Şuralara toprak atalım da şimdilik yağmur yağdığı için bunlar şey oluyor. Bunlar da andezitmiş bu arada. Yani andezitler bir değişiklik yapılmamış zaten onlarda. Dur şurayı da aynı şekilde yapayım da şey olmasın. Görüntüde bozulma olmasın. Böyle oldu gibi. Neyse. Demek ki herhangi bir şekilde kazma efektinde, vuruş efektinde falan da bir değişiklik yokmuş arkadaşlar. Genel olarak hepsi aynı mantıkta çalışıyor. Bir tek ekim mantığı hoşuma gitti. Mimari de kullanılabilir ve genel oynanışta kullanılabilir abi. Onun dışında ben pek efektif olduğunu düşünmüyorum. Hani en azından zırhlarda falan da bir değişiklik yapılsaydı daha güzel olabilirdi. Dediğim gibi bunu mimari çalışmalar için kullanabiliriz abi. Bu tekşir peki. Onun dışında hani dış dünyayı ve oynanışı fazla etkilemiyor. Ekipmanlarınızı güzel gösteriyor. Ve yaptığınız mimari çalışmalara ayrı bir hava katıyor diyebilirim. Pardon abi. Onun dışında pek bir şey yok. Bu arada bu yağmur dinmedi bir türlü ya. Tam onu diyecektim yağmur dinmedi diye de. Bir nefesim genzime kaçtı gibi bir şey oldu. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Daha fazla tekşir pek inceleme videosunu daha çok tekşir pek incelemesi videosunun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtin ve incelememi istediğiniz tekşir pek varsa bana bunu yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.